Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşif kanalıma hoş geldiniz ve yavaş yavaş Haziran'ı tamamlamaya doğru gidiyoruz. 21 Haziran 27 Haziran arası Vedik Astroloji ve Sideral Zodiac'a göre bakalım gökyüzü bize bu hafta neler fısıldayacak. Öncelikle ışık yükseliyor Dolunay fazına doğru gidiyoruz bu hafta. Ay büyüyor yani büyüme fazında dolayısıyla ayırt etme Fark etme enerjilerin yükseldiği bir etkileşimde ilerleyeceğiz. Bu haftanın genel potansiyelleri açısından, gökyüzünün bize vereceği etkiler açısından. E, Merkür Retrosu bitiyor. Hemen onu söylemek lazım. Biraz zorlamıştı bizi Merkür Retrosu. Ve bu hafta artık Merkür Retrosu'nu sonlandırıyoruz. Ne zaman? Şöyle bir baktığımda, evet çarşamba günü 23 Haziran çarşamba günü Merkür Retro'muzu bitiriyoruz. Ama haftaya... Aynı zamanda Jüpiter'in retrosuyla geçmiş oluyoruz. Fakat Jüpiter ve Satürn retroları her yıl uzun süre tekrarlayan enerjilerdir. Biraz Jüpiter retrosunda bu giriş noktaları ve çıkış noktalarını önemsemek gerekir. Dolayısıyla haftanın ilk girişinde özellikle retronun etkin olacağı, hemen çünkü haftanın başıyla Jüpiter retroya geçmiş oluyor, etkin olacağı hafta ortasına hatta biraz haftanın genel etkileri içerisinde eğitimle ilgili konularda herhangi bir başlangıç yapacaksanız özellikle yurt dışı kontaklarınız varsa orada bir yere başvuruyorsanız bir karar vermeniz gerekiyorsa ya da bir okulla bir şeyle ilgili içinde eğitim olan belki siz eğitim işinin içindeyseniz Bununla ilgili bir karar verecekseniz bu hafta acele kararlar vermeyin, düşünerek hareket edin. En azından şu Merkür'ün retrosunun bitmesini de bekleyin. Gerçi Merkür retrosunu bitirince hemen koşmayacak bir durağan pozisyonu var. Durağan etkide bir süre devam edecek. Yani aynı noktada seyir halinde olacak. Buraya da biraz dikkat etmek lazım. Diğer taraftan hukuki konular hukuksal konular, adli alanlar çünkü hukuk ve adalet noktası Jüpiter'le bağlantılıdır. Buradaki noktalarda biraz dikkat gerektiriyor bu hafta bu retronun başlamasıyla. Sonra artık o enerjiye alışmış olacağız. Diğer yandan Jüpiter tabii genel olarak para piyasaları ve altınla da bağlantılıdır. E, bu noktada altınla ilgili bir yatırımınız varsa veya para piyasalarıyla ilgili bir takım e, yatırımlarınız varsa riskli noktalardan kaçınmaya çalışın biraz daha bu hafta bu anlamda dikkat ederek bütün bu etkileri göz önünde bulundurarak hareket etmeye gayret edin derim. Ee, çarşambadan sonra Merkür retrosu bitiyor ama Merkür'ün tam hızlanması önümüzdeki haftayı bulacak. Bunu da hani söylemekte fayda var ama üstümüzde Merkür'ün enerjisi ve iletişim etkileriyle ilgili o pus noktası hani bizi böyle biraz zorlayan, baskılığı tutan, hareket etmekte zorlandığımız, ilerlemekte zorlandığımız etkileşimleri artık kalkmış olacak. Retronun bitmesiyle beraber enerjinin gayet yüksek seyredeceği bir haftadan geçiyoruz. Niye? Dolunay var. Dolunay enerjisinin aktif olduğu bir haftadayız. Ay büyüme fazında. Oraya geçmeden önce Dolunay'ın hangi takım yıldızda nasıl bir etkide gerçekleşeceğine geçmeden önce hemen size şunu belirtmek istiyorum şişkinlik yaratır, dolunay ayın o büyüme fazı içerisinde ödem tutmamıza neden olur. Bu hafta Merkür Retrosu'nda artık son virajına, son birkaç günlük etkisinden Çarşambaya kadar geçeceğimiz için bir diyet programına geçmeyi, başlamayı planlıyorsanız, beslenme düzeninizle ilgili yeni bir süreci başlatmak istiyorsanız bunun için mümkünse Çarşamba'dan sonra hareket etmeye çalışın. Perşembe günü dolunay tamamlanacak. Dolayısıyla oraya kadar beden ödem tutar, ee, biraz fazla şişkinlikler olabilir. Bu anlamda sakin olmaya gayret edin. E, ee, kilo veremiyormuşsunuz, aksine hani böyle fazla yememenize rağmen fazla kilo alıyormuşsunuz gibi bir hissiyat içinde olabilirsiniz. Bunun nedeni dolunay fazı nedeniyle ayın büyümesi, üstüne Merkür Retrosu'nun hasıl olması tüm bunlar etken olacak. Yani beslenme ve diyet programlarınızda önemli bir şeye başlarken çarşambadan sonra hatta cumadan itibaren aslında en doğrusu cumadan itibaren hareket etmek gerekiyor. Diğer yandan biraz daha bizi şişirecek, şişkin tutacak, ödeme neden olacak gıdalardan, belki aşırı tuz alımından, tüm bunlardan da uzak durmak gerekiyor. Detoks çayları, biraz daha şişkinliği giderecek çaylara önem verin. Kahve ve benzeri içecekler su tutmaya eğilim gösterir. Sudan da uzak durmayın, su içmeyi ihmal etmeyin ama aynı zamanda ödem giderici bitkileri de aşırıya kaçmamak koşuluyla bu hafta biraz daha dikkat ederseniz o şişme halinden, şişkinlik halinden uzak durma şansımız olur. Uranüs ile Satürn arasında bu hafta ee, aslında bir süredir bu enerji var. Etkinliğini aktif etmeye devam eden bir etkileşim var. Bu nedenle Dolunay'ın ayında devreye girmesiyle sevgili dostlar çok ani gelişmeler olma potansiyeli taşıyor. Ee, ...özellikle e, ani kararlar verirken, ani öfkelenmelere, gerginliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, daha sakin, yani e, geleneksel olanla sürekli devam eden noktalarda hayatımızda değişiklikler olma potansiyeli var. Hep aynı rutinde yaptığınız, artık kendiniz o noktada belki emniyette hissettiğiniz alanlarda... ...ani gelişmeler, değişimler, e, sürpriz noktalar olma e, etkileşimleri yüksek, biraz şoklara... Ee, hazırlıklı olmamız gereken bir süreç var önümüzde zaten. Hiç endişe etmeyin. Ne oluyorsa en yüksek hayrımıza oluyordur zaten her şeyden önce. Ama sadece değişmesi gereken, belki de artık bırakmamız gereken noktalarda evren bu anlamda enerjiler, frekanslar güçlü etkileşimler içinde bizi tutacak. Bu yüzden sakin, akıllıca hareket etmemiz gerekiyor. İletişime dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür Retrosu'nun malum son düzlüğüne geçmiş olduk. Dolunay ne verecek? Yüksek bir enerjisi var dolunayın. Dolayısıyla duygusal olarak patlamalara da e, Satürn'e Uranüs arasındaki etkileşim de aktif. E, bu haftadan itibaren artık tamamen e, yavaş yavaş Saturne Mars karşıtlığa doğru geçiyor. Ha, karşı etki içindeler ama tam hizalanmaya doğru geçiyorlar. Bu haftanın enerjileriyle beraber önümüzdeki hafta burayı daha da aktif kılacağız. Yani resleşmelerin bir şeye artık hani e, tamam demenin son derece aktif olacağı etkiler var. İçgüdüsel olarak e, fazla fevri davranma potansiyeli var. Özellikle işlerimizde e, üst düzeyle olan görüşmelerimizde, belki yöneticilerinizle olan, belki ebeveynlerinizle olan görüşmelerinizde, konuşmalarınızda iletişim şeklinizde biraz daha sakin olmanız gerekiyor. Jüpiter Retros'ta devreye gireceği için çocuklarınızla olan ilişkinize, iletişiminize de önem verin. Unutmayın ki Bizler onları biraz daha anlayarak hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada hem çocuklarımızla hem ebeveynlerimizle, işlerimizle, yöneticilerimizle, patronlarımızla olan ilişkilerimizle daha sakin, daha akıllıca hareket etmemizin çok önemli olduğu bir süreci deneyimlememiz gerekiyor. Bu haftanın hani size söylemek istediğim önemli notlarından Dolunay... Vedik göre Muğla takım yıldızında ve 9 derecede çok önemli bir derecedir. Tamamlanma derecesidir zaten. Üst frekansı çok yüksek bir derecedir. 9 derecede tamamlanacak. Ne zaman? Perşembe günü. E, dolayısıyla e, Muğla takım yıldızı öncelikle neyi gösterir? Yay burcunda Vedik astroloji ve Sideral Zodya'a göre Üstüne basa basa söylüyorum sonra bana hani bu oğlakta niye siz yayda diyorsunuz demeyin. Ben sidereal zodyağı kullanıyorum vedik Storys'ine göre. sidereal zodyağı göre gerçek gökyüzü değerlerine göre Muğla takım yıldızın 9 derecesinde yay burcunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla büyük değişimlerin ve dönüşümlerin etkileşimlerini anlatan bir yıldızdır. Galaktik merkezden merkezde bulunur galaktik merkezin ortasında bulunan bir yıldızda gerçekleşecek bir dolunay etkisi var. Büyük dönüşümleri aktive eder. Bir şey Niritti tarafından yönetilir. Niritti büyük yıkımlarla gelen, büyük dönüşümlerle gelen yeni başlangıçları simgeler. Yıkmamız, değiştirmemiz, dönüştürmemiz gereken her şeyin artık sıfırlandığı ve bir anlamda görmemiz gerekenlerle son derece net bir biçimde yüz yüze geleceğimiz Fark etmek durumunda kalacağımız bir dolunay enerjisi, bize bunu dolunay etkin hale getirecek bir dolunay enerjisiyle etkileşime geçeceğiz. İnançlarımızla ilgili bir süredir hep bu konuda uyarıda bulunuyorum. Sakin olmamız gerekiyor. Büyük toplu çalışmalara yine girmiyoruz. Dolunay enerjisinde bunlar son derece önemlidir. Üstelik de yine çok önemli bir etkileşim içerisinde gerçekleşecek. Muğla takım yıldızı çok önemli bir yıldızdır. Dolayısıyla önemli bu nokta toplu çalışmaları özellikle meditasyon çalışmalarına geçmemek gerekiyor. Hepsini bireysel yapın. Özellikle dolunayın etkin olacağı perşembe günü, çarşamba gecesi ve perşembe günü, çünkü perşembe akşam saatlerinde tamamlanacak bir dolunay var. O günde biraz daha bireysel çalışmalara önem verin. E, duygusal olarak çok yüksek bir seyirde olma ihtimalimiz var. Muğla yıldızı burayı daha sakin, kendimizi sakinleştirmemiz gerekiyor. Stresli ortamlardan uzak durmaya tabii ki mümkün olduğu kadar gayret edin. Atalarınızdan gelen yüklerden kurtulmak için bu dolunay özel bir etki veriyor. Aile dizimi çalışması bu hafta yapılabilir e, bu nedenle ama tam dolunay günleri değil yani çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü bu nokta hariç hiçbir çalışma yapmamak gerekiyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü o bir buçuk günlük noktada buraya dikkat etmek şartıyla. Aile dizimi, benzer çalışmalar yapabilir ama... E, kökten görmeniz gereken, derinliğini fark etmeniz gereken, bir şeyin gerçekten köklerini anlamanız gereken noktalarda bizi son derece aktif kılacak bir dolunay enerjisi var. Köklenmemiz gerekiyor, sağlam durmamız gerekiyor. O yüzden özellikle kök çakra ile ilgili çalışmaların e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada kök çakraya, kendi topraklanma enerjimize önem verin. Eğer mümkünse biraz toprakla uğraşmaya çalışın, e, daha sakin geçirmeye çalışın atalarınıza dualar okuyabilirsiniz. Onları onurlandırabilirsiniz aynı zamanda ama oralarla ata etkileriyle, aile karmalarıyla, aile ilişkileriyle bağlantılı noktalarda toparlamamız, düzenlememiz belki artık bir yoluna koymamız gereken, hayatımızdan belki bazı şeyleri çıkartmamız gerekiyorsa Dolunay etkileri böyledir çünkü. Bunları da tamamlamak adına bize etkileşimleri güçlü kılacak bir Dolunay enerjisinden geçeceğiz. Dolayısıyla kurtulmak, ferahlamak, özgürleşmek adına güçlü ama değişiklikler, dönüşümler, hani yıkım demek istemiyorum ama değişiklikler, dönüşümler açısından da çünkü Uranüs devrede tüm bu dolunay enerjisi içerisinde Satürn'le Uranüs etkileşimi, Satürn'le Mars'ın karşıtlığı hepsi aslında devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla da güçlü enerjilerden geçeceğimiz için kök çakranıza, köklenmenize, kendinizi korumaya almaya bu anlamda önem göstererek bu dolunayın etkileri de özellikle çarşamba, perşembe bu etkileşimi çok yoğun hissedeceğiz. Salıdan itibaren etki başlayacak. Biraz daha buralara dikkat etmemizde fayda var. Evet günlere hemen bir bakalım. Pazartesi günü yani 21 Haziran pazartesi günü Ay Terazi Burcu'nda seyahat ediyor. Haftaya böyle başlamış olacağız. Sıvatı takım yıldızında. Bu yıldız dengeyle bağlantılıdır. Rüzgar enerjisini çok yükseltir. Eğitim, sanat, kreatif alanlar, tüm bunlarda bir işleriniz, halletmeniz gereken noktalar varsa, stratejik olarak yürümeniz, yürütmeniz gereken işleriniz, durumlarınız varsa çok etkindir. Ama zorlayıcı, aşırı ağır, çok mücadele isteyen e, konulara pek girmemeye çalışın daha böyle hani daha sakin, daha rutinde, daha güzellikle yürütülmesi gereken işleri son derece destekler. Üst ve kamu ile ilgili bir takım işleriniz varsa, belki hani siyasi bir takım görüşmeleriniz varsa e, ya da kamu ile ilgili bir takım bağlantınız varsa tüm bunlar için aktiftir. Ama unutmayın özellikle adli konularda Jüpiter Retrosu başlıyor. Bu hafta biraz o konulardaki girişimlerimize Hukuksal girişimlerimize dikkat etmek gerekiyordu. Salı günü 22'sinde 22 Haziran Salı günü ay akrebe geçiyor. Akrep burcuna geçiyor. Akrep takım yıldızına geçiyor diyebiliriz başka bir deyimle. Anurata nakşatra da takım yıldızında. Finansal alanlar açısından aktiftir ama retronun artık tam böyle hani bitmek üzere olduğu bir süreçte ticari konularda dikkat edin. Benim salı gün için size önerim. Eğer halletmeniz gereken bir işte muhasebecinizle konuşmanız gerekiyorsa finansal konuda daha masa üstünde çözmeniz, analiz etmeniz gereken noktalarda güzel etkiler var. İthalat, ihracatla uğraşıyorsanız burada güzel etkiler var. Burası destekleniyor. Eğitim işleri için çok güzel. Ama biraz daha hani ticari konularda özellikle önemli adımlar atarken bu hafta şöyle Dolunay'ın etkisiyle de Cuma'ya kadar çok e, radikal e, geçişlere daha dikkatli olarak hareket geçişlerde daha dikkatli olarak hareket etmekte fayda olacak. Çarşambaya baktığımızda Ay Akrep Burcu'nda Ciyeşta takım yıldızında mücadelenin çok güçlü olduğu bir enerjidir. E, aile büyüklerinizle bir süredir görüşmüyorsanız, onların halini hatırını sorma fırsatınız yoktur. Belki ihtiyaçları adına e, böyle kendi işlerinize hani olur bazen kendi işlerinize daldıysanız, annenizi, babanızı, ebeveynlerinizi, aile büyüklerinizi şöyle biraz onların hani hatırlarını yoklamak, e, işlerine yardımcı olmak, onların gönüllerini almak, hayır dualarını almak için çok güzel etkiler var. Çarşamba enerjisi bunu çok aktif kılıyor. Dolunay öncesi çatatürsi dediğimiz bir etki var. Enerji çok volümlü ve çok yüksek olacak. Ani patlamalara neden olabilir. Dolayısıyla orada özellikle işle ilgili önemli bir müşterinizle görüşme yanlış anlaşılabilir. Ve biraz daha mücadelenin kuvvetli olduğu etkiler var. E, oraya hani o güne önemli işlerinizi almamaya çalışın. Merkür Retrosu bitiyor o gün. Bu anlamda güzel. Hani bu bizi biraz e, iletişim anlamında... E, kendimizi kullan e, zekamızı kullanmamız aklımızı kullanmamız biraz daha hani pratik çözümler bulmamız anlamında rahatlatıyor ama retro'nun hemen bitmesi hemen gezegenin düzeleceği anlamına gelmiyor birkaç günlük süresi var dolayısıyla Çarşamba günü de biraz bu yüksek sert enerjilerin içinden geçeceğimizi bilerek rekabet isteyen işlerinize belki adli konularda bir işiniz varsa bir parça daha buna e, yönelebilirsiniz hani e, Jüpiter'in retrosu aktif olacak ama daha çok be belki ee, polisle bir işiniz varsa, e, güvenlik alanlarıyla ilgili bir işiniz varsa buralara yönelebilirsiniz. Ama bunun dışında çok önemli ve çok böyle yumuşak ve sakin işleri de almamak lazım. Depresif noktaları yükseltme potansiyeli var e, çarşamba gününün enerjilerinin. Buraya da dikkat etmekte fayda var. E, özellikle e, depresyon açısından, içsel enerjilerimiz açısından fazla o etkiye kendimizi kaptırmamamız gerekiyor. Biraz zihnimizi belki bir şeylerle sakince oyalamamız yerinde olur. Perşembeye baktığımızda Dolunay var, tüm gün boyunca etkisi aktif olacak. Meselenin iç yüzünü görme, şok şekilde fark etme noktaları. Belki ailevi konuda bir meseleyi fark etmeniz, anlamanız, idrak etmeniz açısından ya da işinizde, işinizde belki arkanızdan hani bir şeyler dönüyordu. Bunu daha net görmeniz ya da bir konuda çözemediğiniz bir meselede daha net görmeniz, daha iyi fark etmeniz açısından güçlü enerjiler var. Ama biliyorsunuz dolunay günleri biraz sakin olmak gerekir. Dolunay günleri acele kararlar vermemek lazım. E, o yüzden o günü de gene rutin işlerle geçirmemizde fayda var. Cuma günü Ay-Yay Burcu'nda hala, Prova-Aşadra yıldızında e, suyla resetlenmek, suyla şifalanmak açısından çok güzel enerjiler var. Dolunay etkisi de bitmiş olacak. İşte bu hafta en iyi kullanacağımız günlerden bir tanesi Cuma. Önemli bir işiniz varsa o gün alın. Önemli bir toplantınız, bir müşteri görüşmeniz, sizin için önemli bir hal. Belki e, yakınınızla biriyle bir konuşmanız varsa, sosyalleşmek için de güzel enerjiler var o gün. Tüm e, sizin için uygun olan neyse... Ee, bu haftanın etkileri için bu hafta kullanacağınız girişimlerinizde cumayı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bu anlamda. Ee, hafta sonu Ay Oğlak burcuna geçiyor. Satürn'le kavuşum var. Gino Güneşle Sirius'un bir kavuşumu var. Enerjilerin, frekansların çok yüksek olduğu etkiler var. Kendi içinize çekilin, çok kalabalıklarda olmayın. Dualarınızı, ritüellerinizi ya hepsini yapabilirsiniz. Ayda artık küçülme fazına geçiyor. Sirüs çok kuvvetli bir enerjidir. Kur'an-ı Kerim'de e, ismi geçen Ender e, yıldızlardan bir tanesidir. Ve güneşle olan kavuşumu... Gerçekten kapıların açılması ben onu öyle diyorum hep evrenin kapıları açılması açısından çok etkin bir enerji veriyor. Güneş Ay'a göre daha yavaş hareket et, ettiği için hafta sonu boyunca bu etki aktif olacak. Rüyalarınız, hissiyatlarınız, farkındalıklarınız adına önemli sinyaller alabilirsiniz. Ee, önemli açılımlar yaşayabilirsiniz. Bunları güzel enerjilerle, güzel çalışmalarla denk getirmeye çalışın. Bir yandan da Ayla Satürnün kavuşumu olacağı için. Oğlak Burcu'nda vedik Suresi'ne göre çok duygusal noktalara gitmemek gerekiyor. Ee, özellikle gün içerisinde, gündüz içinde, cumartesi ve pazar günlük işlerinizi halledip çözmeniz şöyle çünkü satürn enerjisi de aktif olacak. Ee, çözmeniz gereken işler, daha disiplini şekilde şöyle bir şeyleri yapmak istiyorsanız çok güzel etki var ama özellikle akşam güneş battıktan sonra Güneş'in o Sirus'ta olan etkileşimi nedeniyle burayı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ee, özellikle dualar, niyazlar, iyi etkileşimler, şöyle evrenle bir arada olmamız adına da güzel kapıların aralanacağını düşünüyorum. Özellikle hafta sonunun bu etkisi çok aktif olacak. Donlaydan sonra da kuvvetli ve sert bir donlaydan geçeceğiz. Bu bize aslında güzel fırsatlar getirecek bir enerjiyi de işaret ediyor sevgili dostlar. Remedisine baktığımızda haftanın etkileri içerisinde bu hafta Uranüs'ün etkileşimi nedeniyle florit taşını, florit taşı çok Uranüs'e bağlantılı bir taştır. Florit taşını size tavsiye ediyorum. Biraz daha pembe, gri, elektrik mavisi, mor tonlarını kullanabilirsiniz renk anlamında. Pembe kuvars, kuvarslar, daha kuvarsı, necef gibi taşlar, amatis özellikle tavsiye edeceğim çok rahatlıkla kullanabileceğiniz taşlar arasında kokulardan faydalanmak aromaterapiden ya da ee, esansiyel yağlardan faydalanmak için de bilhassa vanilya özellikle evinizin korunması ve dengelenmesi adına çok e, güzel esansiyel yağlardan biridir. Bu koyabilirsiniz. koyabilirsiniz. E, su kaynatıp gerçek bir vanilya çubuğuyla e, evinizin kokusunun değişmesine destek olabilirsiniz. Yasemin, lavanta, vanilya, yasemin ve lavanta olarak da özellikle faydalanabileceğiniz kokular açısından da e, tavsiye edeceklerim e, bunlar. Çok güzel bir hafta olsun. Dolunay'ın bu özel kuvvetli Dolunay'ın tüm enerjilerini en yüksek hayrımıza, bütünün ve bizim en yüksek hayrımıza kullanmak nasip olsun. Bollukla, bereketle, güzellikle o Dolunay'ın yüksek enerjisinin güzel farkındalıklar, güzel idraklar yaşayarak bizde temsil olmasına vesile olsun. Evet e, her şey gönlümüzce olsun her şeyden önce ama kolaylıkla da olsun diyorum sevgili dostlar. Ve Burçlar'a e, yavaş yavaş geçelim bakalım Burçlar bize neler söylüyor bu haftanın etkilerinde. Sevgili Koç burçları, yükselen burçları veya Ay burçları Koç olanlar, öncelikle e, bu haftanın enerjileri içerisinde biraz hızlı hareket etme, hızlı kararlar verme potansiyellerinizi yükseldiği bir etkiye doğru gidiyorsunuz. Dolunay 9. evinizde yani hayatı anlamlandırma, hayata bakış açılarınız, eğitim, yurt dışı kontaklarınız varsa yayıncılıkla ilgili işleriniz, ithalat, ihracat, e, belki başkalarıyla yönettiğiniz noktalar, yurt dışıyla özellikle e, kontaklarda çok etkin olacak bir enerjiyi aktive ediyor. Ama öncelikle hayata bakışınızla ilgili, hayat planlarınızla ilgili, geleceğe dönük, orta vadeli bir takım planlarınız, düşüncelerinizle ilgili yapmaya çalıştığınız enerji etkilerle ilgili hayli e, gündemin yüksek olacağı ve yeni kararların içine sizi daha net göreceğiniz, şöyle hayatınızda bulanık olan, iyi gitmeyen, bir süredir hani sisler puslar içinde belirsizlik içerisinde yürütmeye çalıştığınız noktaların böyle aniden denkleneceği, aniden daha belirgin hale geleceği etkileri aktif ediyor. Ee, Uranüs ile Satürn arasında özel bir etkileşimden bahsetmiştim. Bu etkileşim sizinle bağlantılı. Özellikle Sirel Zodya göre, Vedika suresine göre yükselen burcunuz, Ay burcunuz ya da Güneş burcunuz koçsa bu etkiden daha fazla e, bir şekilde enerji alma potansiyeliniz yüksek. Dolayısıyla hızlı ve ani hayatınızda gelişmeler ummadığınız, beklemediğiniz şeyleri yeniden şöyle bir hani e, bu hafta birdenbire düzeninizin bozulmuş gibi geldiği noktalarda aslında yeni bir başlangıcın önemli ayak e, seslerini duyuyor olma potansiyeliniz güçlü olacak. Haftanın ilk baş, başında ayın teraziden geçtiği dönemde tam karşı burcunuzdan geçecek ay. Dolayısıyla ikili ilişkileriniz, başkalarıyla yürüttüğünüz etkiler, belki bir yapmanız gereken görüşmeyi halletmek adına güzel etkiler var. Merkür Retrosu... Para alanlarınızda bir süredir devam ediyordu etkileşimini parasal konularda rahatlayacağınız bir sürece işaret ediyor. Bu haftayı geçtikten sonra maddi konularda hızlanacaksınız. Ticari alanlarınızda bir durgunluğunuz, parasal konularda bir dengesizliğiniz bir süredir yaşadığınız, dengeye koymadığınız, koymak istediğiniz noktalar varsa bunları aktif etmek, artık bunları bir yoluna koymak anlamında size Merkür retrosu güzel haberler getirmiş oluyor. Aile, yuva, tüm bu alanlarda etkileşimler hala Aktif Çünkü venüs burç değiştiriyor ve emlak yuva alanlarınıza geçiyor. Yeni bir ev, ev taşıma tüm bunlarla ilgili bir süreciniz hızlanacak. Ya da evinizde kendinizi daha rahat hissetmeniz. Belki küçük değişikliklerle bazı hani yapmaya çalıştığınız şeyleri önünüze çıkan engellerin kalkması. Ev ve yuva alanlarınızda daha iyi bir döngüye doğru geçme potansiyellerinizde söz konusu taşınma da yaşayabilirsiniz. Sevgili koçlar bu anlamda hem ev... Hem yuva alanlarınız, hem hayata bakışınız, yurt dışı kontaklarınız, eğitimle ilgili alanlarınız, akademik çalışmalarınız varsa, yabancılarla bir takım kontaklarınız varsa tüm bu alanlarda hayli aktif bir enerji sizinle olacak. İlişkilerde duygusal beklentileriniz yüksek. Biraz daha hani bu anlamda hassasiyetlerinizin de arttığı bir etkiden geçiyorsunuz. Tam donunay döngüsünde, çarşamba ve perşembe özellikle ilişkiler anlamında sakin olmaya çalışın. Bir şeyi çok büyütmeden, kişiselleştirmeden o donunay döngüsünü özellikle ilişkiler anlamında daha iyi yönetmeye gayret ederek geçirmeye gayret edin ee, sevgili koçlar. Her şeyin en yüksek hayrınıza seyredeceği bu Dolunay sürecinin size bollukla, bereketle, güzel başlangıçlarla hayatınızda arzu ettiğiniz neyse, neler varsa bunlara kolaylıkla ulaşabilecek, imkanları sunmasını canı gönülden temenni ediyorum. Sağlıcakla geçireceğiniz bir hafta olsun. Ve sevgili boğa burçları, yükselen burçları veya ay burçları boğa olanlar şöyle rutinde halletmeniz gereken işleriniz varsa hafta başı bunlar için çok etkin enerjiler var. Sağlık, Sağlıkla ilgili kontroller, e, kreatif bir işiniz yani işinizin kreatif bir tarafı varsa burayla ilgili sanat, kreatif alanlar, belki bir görüşme, e, kontaklar sunma, bir müşterinizle bir görüşme yapma ya da e, çalışmıyorsanız sosyal alanlarınızda hani bir şey dengeye koyma anlamında güçlü etkiler var. Biraz daha ortada olacağınız, kendinizi güçlü hissedeceğiniz etkilerden geçeceksiniz. Özellikle Perşembeye kadar olan dönemde. İkili ilişkileriniz, görüşmeler bunlar çok aktif salı ve çarşamba günü. Böyle bir görüşme yapmanız gerekiyorsa Merkür Retrosu evet Hani e, daha çarşamba günü bitecek, etkileşim duran pozisyonda devam ettirecek ama e, muhasebecinizle, avukatınızla, müşterinizle ya da herhangi biriyle bir kontak, bir görüşme, bir yardım alma durumunuz varsa ya da bir fikrini so almanız gibi bir etkileşimden geçiyorsanız bunu özellikle salı ve çarşamba bir bir bilhassa salı gününe çok rahatlıkla alabilirsiniz. Dolunay dönüşümsel alanlarınızda çok aktif kılıyor sizi. Dolayısıyla dönüştürmeniz, değiştirmeniz gereken... Artık bu anlamda net olarak karar vermeniz gereken duygusal bir ilişki de olabilir, işle ilgili konularda olabilir. Bu alanlarda size net ve kesin yollar sunacak bir şeyin kapanıp yeni bir şeyin açıldığı hayatınızda yeni bir yolun demek istiyorum bu noktada açıldığı bir süreci dolunay aktif kılıyor kılıyor. Yakın çevrenizden destek alacağınız bir süreç artık var. Ee, eğer bekarsanız arkadaş çevrenizin vasıtasıyla tanıyacağınız birinden hoşlanabilir, bir flört deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sürece doğru da gidiyorsunuz. Merkür Retrosu burcunuzda geriliyordu Vedik göre. Artık o retro da bitiyor. Rahatlayıp ticari konularda, iletişim alanlarında kendinizde çok daha rahat ifade edeceğiniz güzel bir etkileşime doğru gidiyorsunuz. Sadece bu haftanın enerjilerinde özellikle tutun pardon Dolunay döngüsünde ...dolunay enerjisi içerisinde dönüşümler, ani gelişmeler açısından hayatınızda planlamadığınız şeylerin birdenbire hani Evde yaptığınız hesaplarla, çarşıda pek aynı şeyle karşılaşmamak gibi durumlarla da muhatap olma söz konusu olabileceği için burayı iyi yönetmenizi, çarşamba ve perşembe etkilerinde biraz daha sakin hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Gerek duygusal işlerinizde, durumlarınızda, gerek dünyevi işlerinizde, cumadan itibaren çok daha rahat etkileşim yüksek bir enerjiye geçiyorsunuz ve hafta sonu etkileri sevgili boğalar sizin için daha aktif, daha enerjisi kuvvetli bir hale işaret ediyor. Güneş ve Sirius'un etkileşimleri, özel açılımlardan bahsetmiştim videonun başında. İşte bu alandan sizin için yüksek potansiyelde etkileşimler var. Özellikle bolluk, bereket dualarınız, niyazlarınız için hafta sonunun bu özel etkilerini kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu arada sevgiyle kalın. Güzellikler sizinle olsun. Gönlünüzdeki neyse dolunay, dolunay enerjisi, tüm bu haftanın etkileri size bunlara kolaylıkla ulaşmak, ulaşmayı nasip etsin. Sevgiyle, sağlıcakla geçecek bir hafta temenni ediyorum. Sevgili İkizler Burcu, Yükselen Burcu, Ay Burcu, ikizler olanlar öncelikle tam karşı alanınıza gerçekleşecek bir dolunay enerjisi var. İlişkiler, ikili ilişkileriniz, görüşmeler, belki bir teklif, bununla ilgili son noktanın belirlenmesi, tüm bu etkilerin ortaya çıkması açısından başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz gerek ilişkilerde gerek dünyevi konularda etkileşimlerde hızlı enerjiler var. Bir teklif Üstüne düşündüğünüz bir teklif, oturtmaya çalıştığınız bir durumun hızlı gelişmesi söz konusu olabilir. Merkür retrosu bitiyor, sizi yormuştu. Ee, i̇ç dünyanızda da sıkıntılar yaratmıştı. Gelir gider dengelerinizle ilgili oturtmaya çalıştığınız noktalar vardı. Bunların hepsi toparlanıyor artık. Ee, daha hızlanacağınız, daha kendinizi rahat göstereceğiniz bir süreci de deneyimleyeceksiniz. Diğer taraftan e, aşk, ilişkiler, kişisel alanlarınız açısından haftanın ilk iki günü özellikle aktif enerjiler veriyor. Yoğun etkiler var. Bir hasta günlük rutinleriniz açısından... Böyle bir şeyleri toparlamak açısından salı ve çarşambanın enerjileri hayli etkin olacak sizin cephenizde. Bu hafta bir şeyleri toparlamak, bir şeyleri düzenlemek istiyorsanız, şöyle yarım bıraktığınız, şöyle derinlemesine görmeniz gereken, daha iyi ele almanız gereken, enerjinizin düşük olduğu için bir türlü toparlayamadığınız işleriniz varsa, özellikle salı ve çarşamba etkileri bu anlamda son derece aktif olacak. Dolunay gerek ilişkilerde gerek işte sizin hayatınızda yepyeni bir dönemi yeni bir süreci aktif etme potansiyelinde. Özellikle başlamak istediğiniz hayatınızda bir nokta varsa iş, kariyer, başkanıyla birlikte yürüttüğünüz noktalar, aşk, ilişkiler, yarım giden bir ilişkinin artık bir netleşmesi, nereye gittiğinin belli olması açısından hayatınızda yarım olan konuların ya çıktığına hayatınızdan tamamen ya da yepyeni bir başlangıçla yepyeni bir döngüye doğru evrildiğine şahit olacağınız, bu sürecin adımlarını hissedeceğiniz bir dönemin içinden geçeceksiniz. Özellikle bu döngüde. Hafta sonunu biraz daha kendi alanlarınızda daha sakin geçirmeye çalışın ve mümkünse hafta sonu enerjilerinde önümüzdeki hafta kendi alanlarınızda kalın. Çok kalabalıklara girmemeye çalışın. Dönüşümsel etkiler açısından yüksek bir potansiyel var. Aynı zamanda spiritüel alanlar, hissiyatlarınız, e, mistik açılımlar, bunlar açısından zaten hafta sonu enerjileri çok kuvvetli. Siz bunu daha yoğun şekilde yaşama potansiyelindesiniz. O yüzden çok kalabalıklarla, başkalarına söylediğiyle vs. hiç vakit kaybetmeyin. Daha kendi alanlarınızda belki biraz araştırarak, dinlenerek, şöyle bir içselleştirerek e, bu haftanın yoğun enerjilerinden, temposundan sonra kendinize de vakit ayırarak özellikle hafta sonunda geçirmenizi tavsiye ederim. Güzellikler sizinle olsun gönlünüzce olsun, ne gelirse en yüksek halinize olsun. Dolunay'ın güçlü tamamlamalarla, duygusal hayatınızda, aşkta, ilişkilerde, e, bolluk berekette, beklediğiniz iş görüşmelerinde her şeyi kolaylaştırarak, güzel tamamlamalarla hayatınıza yeni yollar açmasını canı gönülden temenni ediyorum. Sevgiyle kalın ve sevgili yengeç burçları, yükselen burçları veya ay burçları yengeç olanlar sağlığımıza biraz dikkat etmemiz gereken enerjilerden geçeceğiz. Özellikle e, haftanın ilk başında pazartesi günü ev, ev alanlarınız, tüm bu noktalarda şöyle halletmeniz, çözmeniz gereken işler varsa yani biraz evde geçirmeye çalışın haftanın ilk gününü. Daha dengede olmaya çalışın. Biraz daha sakin olmaya çalışın. Salıdan itibaren temponuz artıyor. Daha analitik bakacağınız, daha netleşeceğiniz bir etkileşim içerisinden geçeceksiniz. Bu haftanın enerjileri salı ve çarşamba için sizin için çok uygun. Ama e, genel olarak Merkür Retrosu'nun bitme noktasındayız biliyorsunuz bahsetmiştim e, videonun başında. O yüzden kararsızlıklar, e, ne yöne gideceğinizi bilememe, bir durumla ilgili bir türlü karar verememe, o kararsızlıkların çok içinden geçme potansiyelini özellikle salı ve çarşamba size verebilir. Acele etmeyin daha sakin ve biraz çemberin dışına çıkarak bir şeye karar verirken oraya yoğunlaşmaya gayret edin. Ee, bir işiniz, halletmeniz gereken bir koşturmanız, e, çözmeniz gereken bir nokta, anne tarafından akrabalarla ilgili belki halletmeniz gereken bir durum vesaire varsa bunlar için salı ve çarşambanın etkileri yine sizin odaklanma noktalarınızı aktif kılıyor. Perşembe günkü Dolunay e, öncelikle Mesleki konular, iş alanları, sağlıkla ilgili vereceğiniz bir kararla ilgili önemli açılımları aktif edecek. Ee, gene anne tarafından akrabalar, dayılar, teyzeler, kuzenler o kişilerle ilgili halledilmesi gereken, yürütülmesi gereken bir durum varsa burayı daha fazla öne çıkartacak. Kararların daha aktif olduğu, hızlı bir biçimde sonuca gittiğiniz hızlı kararların içinde olduğunuz bir süreci de çok aktif edecek bir dolunay fazınız var. Dolayısıyla sağlığınıza bu anlamda özellikle duygusal sağlığınıza, ruhsal alanlarınıza, bağışıklık sisteminize bir parça bu hafta daha dikkat edin. Ödem artabilir. Ee, videonun başında da bahsetmiştim. Bu sizin için biraz daha aktif. O yüzden ne yediğinize, içtiğinize de önem vererek özellikle haftanın e, i̇kinci etabı ile birlikte perşembeden itibaren de kendinize bu anlamda e, önem vererek, kendi alanlarınıza dikkat ederek geçirmeye gayret edin. Hafta sonu, kil ilişkiler, eşinizle paylaşacaklarınız, partneriniz, hayatınızda başkalarıyla bir arkadaşınız da olabilir, sizin için hayat ortaklarınız, hayatı birlikte paylaştığınız kişilerle olan diyaloglarınızın... E, o birlikte belki kuracağınız iletişimlerin öne çıkacağı etkiler var. Yani pek böyle bir yalnız geçireceğiniz bir hafta sonu etkisi yok. Ama enerjiler çok yoğundu hafta sonu. Güzel etkileşimler vardı. Bu alan sizin çok spiritüel bir noktanızı da tetikliyor. Yine spiritüel enerjiler, spiritüel etkiler, rüyalar, enteresan haberci rüyalar açısından hafta sonu enerjileri ilginç deneyimler yaşamanıza da neden olabilir. Sevgili yengeç burçları her şey gönlünüzce olsun. En yüksek hayrınız olsun. Ne gelirse güzellikle gelsin. Bollukla, bereketle, aşkla hem en yüksek hayrınıza hem de güzellikler içinde, sağlıkla, rahatlıkla, huzur içinde dengeleyeceğiniz bir haftayı yaşamak nasip olsun inşallah. Sağlıcakla kalın. Sevgili aslan burçları, yükselen burçları veya ay burçları aslan olanlar öncelikle... İletişim ee, iletişim trafiğinizin, ilet görüşmelerin, belki işte telefon görüşmelerinin, mail trafiğinizin, e, iletişimin kısacası aktif olduğu bir şekilde haftaya başlıyorsunuz planda olmayan hızlı bir şekilde bir yere gitmeniz gerekebilir. Çok uzak olmamak koşuluyla. Belki şehir içinde uzak bir yere aniden bir plansız bir biçimde, planlamadığınız ya da hazırlık yapmadığınız biçimde bir gitmeniz, koşturmanız gerekebilir. Biraz koşturma enerjisiyle haftaya başlıyorsunuz. Akabinde salıdan itibaren özellikle ev alanlarınız, evle ilgili konular, emlak konuları, ailevi konular, ebeveynlerinizle ilgili alanlar, Öne çıkmakta burası daha aktif, daha dikkatinizin buraya geçeceği noktaları e, aktive etmekte. Eğer bu hafta özellikle evle, yuva alanlarınızla, e, emlak işlerinizle ilgili çözmeniz, halletmeniz gereken bir nokta varsa son derece güzel enerjiler var. Biraz daha odağınız kendi alanlarınızda, kişisel alanlarınızda olacağı bir hafta geçireceksiniz zaten. Akabinde... Dolunay, Perşembe günü gerçekleşecek, tamamlanacak dolunay. Çarşamba enerjisi zaten çok yoğun şekilde başlıyor. Bu dolunay sizin ilişkiler, aşk, duygusal hayatınızla ilgili noktalarda size bir projeksiyon sunacak, Işık tutacak oraya. Görmeniz, anlamanız gerekenlerle belki de yüzleşeceğiniz, fark edeceğiniz etkiler var. Siz hiçbir şey şaşırtmasın. Sakince bu noktayı yönetmenizi tavsiye ediyorum. Ee, yeni bir ilişki eski bir ilişkiyle ilgili görmeniz, anlamanız e, gereken bir nokta, ilişkilerle ilgili kararlar, yepyeni bir dönemin başlaması, tüm bunlar söz konusu. Özellikle 10 günlük dönemde bu etkiler aktif olacak. Diyeceksiniz ki belki hayatınızda kimse yok, olmasını da belki düşünmüyorsunuz. Burası aynı zamanda kişisel alanlarınızla da ilgili. Kişisel alanlarınız, kişisel gelişiminiz, eğitim, eğitimle ilgili noktalar, kendinizle ilgili yapmak istedikleriniz, belki kendinize ayırmanız gereken bir vakit. Yani kişisel alanlarınızla ilgili noktalarda donla enerjisiyle hayli aktif olacak. Burada bir süredir duran, yürümeyen ne varsa Hızlanma potansiyeli var. Çocuğunuz varsa çocuklarla ilgili konular yine donay enerjisiyle biraz daha önünüze bu hafta daha yoğun çıkacak gibi duruyor. Burada çözülmesi, halledilmesi gereken noktalara biraz daha yönlenmeniz, yoğunlaşmanız gerekebilir. Yani çocuk, aşk, ilişkiler, kişisel noktalar, kişisel eğitim, kişisel gelişim. Hep kendinizle ilgili noktaların, bu alanların daha fazla öne çıktığı bir hafta var. Fazla sorumluluk almayın. Başkalarının işleriyle zamanınızı ve enerjinizi tüketmeyin. Kendi alanlarınıza dönüp kendinizde halletmeniz, yürütmeniz gereken noktalara biraz daha enerjinizi odaklamanızı tavsiye ediyorum bu anlamda. Hafta sonu e, özellikle. E, bitirmeniz, düzeltmeniz, şöyle yakınlarınızla belki çözmeniz, halletmeniz gereken konular biraz daha fazla önünüze daha fazla düşebilir. Diğer yandan e, sosyal alanlar, sosyalleşme ile ilgili de güzel etkileriniz var özellikle hafta sonu enerjisinde. Ama bedeninizi çok yormadan ve aşırı kalabalıklarda, e, stresli ortamlarda bulunmadan özellikle haftanın ikinci yarısını geçirmenizi, haftanın bu etkilerini bu şekilde dengelemenizi tavsiye ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun. Aşkta, hayatta, dünyevi konularda, işte, parada. Bütün beklentileriniz kolaylıkla tamamlansın. Ne gelirse en yüksek kaydınıza sağlıcakla, dengeyle, güzellikle gelsin hayatınıza. İyi haftalar diliyorum. Sevgili Başak Burçları, Yükselen Burçları veya Ay Burçları Başak olanlar. Öncelikle e, haftanın ilk günü özellikle şöyle finansal konularda, parasal noktalarda, belki bankayla ilgili bank bankacılıkla ilgili işleriniz varsa bunları çözmek, halletmek adına e, güzel etkiler var. Çalışıyorsanız, görüşme yapmanız gerekiyorsa yine buralara yönelebilirsiniz. Ama sert, zorlayıcı, hani bir mücadele isteyen, e, agresyonu yüksek işlere pek girmemeye çalışın. Daha sakin, daha keyfi işlere, finansal konularda biraz daha odak odağınız e, bu par bu noktada olacak gibi duruyor. Ee, Salı gününden itibaren ise hem iletişim trafiğiniz artacak, hem yakın çevrenizle ilgili konulara daha fazla odaklanmanız gerekecek. Örneğin kardeşiniz, yakın arkadaşlarınız, onlarla ilgili çözmeniz gereken noktalar, kısa bir seyahat, e, belki hani işle ilgili çalışıyorsanız, halletmeniz gereken ofis dışı bir şeyiniz varsa, bir bir süredir ötelediğiniz bir seyahatiniz varsa, bunun birdenbire aktif olması yakın arkadaşlarınızla ilgili konuların biraz daha hayatınıza aynı zamanda girmesi, odaklanmanız gereken noktaların biraz daha buralara kayması söz konusu olacak. Yoğun yani salı ve çarşambanın etkileri hem yoğun hem hızlı hem de iletişim trafiğinizin e, görüşmelerinde çok arttığı bir süreç var. Bu hafta yapmanız gereken bir görüşme varsa bu nedenle salı veya çarşambaya rahatlıkla alabilirsiniz. Perşembe günü bir dolunay enerjimiz var. Ev, yuva alanlarınız, kendi alanlarınız, gayrimenkul konuları, ebeveynlerinizle ilgili noktalar burayı aktif kılıyor. Dikkatinizi dolunay biraz daha buraya verir. Bir süredir halletmeye çalıştığınız bir emlak işiniz, burada çözümleyemediğiniz bir şey varsa bu çözümlenir. Hızlı bir şekilde en azından öyle ya da böyle hani e, olumlu ya da olumsuz bir sonuç alma potansiyeliniz yüksek. Bir süredir satmaya çalıştığınız belki bir gayrimenkul ya da almaya çalıştığınız kiralamaya çalıştığınız bir yer varsa burayla da ilgili sonuç alma potansiyeliniz var. Kendinizi ev alanlarınızda haftanın ikinci yarısından itibaren ama genel olarak daha rahat hissedeceksiniz. Biraz evinize dönmeniz, kendi alanlarına dönmeniz açısından bu anlamda güzel etkiler var. Sosyal noktalarda desteğiniz yüksek, arkadaşlardan gelecek destekler, burada bir takım değişimler, aynı zamanda gerginliklere de biraz etkileşim veriyor. Orada değişimler olabilir. Bu tip konularla fazla kendinizi yormayın, kendi alanlarınızda, kendi e, huzur bulduğunuz yerde olmaya gayret edin. Özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren buraya, bu noktaya önem vermenizi tavsiye ederim. Güzellikler içinde olsun, sevgiyle aksın, her şey gönlünüzce olsun ama ne gelirse kolaylıkla gelsin. Sağlıkla, kolaylıkla, güzellikle tamamlanacak, işlerinizin su gibi aktığı şahane bir hafta temenni ediyorum. Sevgili terazi burçları, yükselen burçları veya ay burçları terazi olanlar öncelikle haftaya burcunuzda ilerleyecek ayla başlıyorsunuz. Duygusal olarak biraz inişler çıkışlar olabilir ama enerjinizin yüksek olduğu bir hafta sizi bekliyor her şeyden önce salı ve çarşamba maddi konular, finansal alanlar, bankacılık işleri, belki muhasebecinizle ya da benzer bir konuda halletmeniz gereken, çözmeniz gereken bir şey varsa bunlara çok rahat odaklanabilirsiniz. Bu alanlarda çözüm de almanız, ilerlemeniz de daha kolay olacak. Yapmanız gereken bir konuşma varsa yine salı ve çarşamba şartlar sizi oraya doğru itebilir. Aynı zamanda yakın çevrenizle ilgili etkileşimlerin yüksek olduğu bir Dolunay fazına geçiyorsunuz. Girişimleriniz, mücadeleniz, uzun süredir peşinde olduğunuz bir şeyler üzerine sonuç alacağınız etkiler var. Çünkü sonuç veren artık bir şeyi neredeyse dümdüz edip yepyeni bir başlangıca doğru hızlı bir atlama yaptıran bir dolunay enerjisiyle karşı karşıyayız. Videonun başında anlatmıştım. Bu nokta sizin girişimleriniz, mücadele ettiğiniz konularla ilgili size yepyeni yollar çıkartacak. Yeni başlangıçlara hazır olun. Önünüzdeki günlerde yeni defterlerle, yeni sayfalarla hayata başlama etkileriniz yüksek. Kardeşler, yakın arkadaşlar, yakın çevreniz, kuzenleriniz, hayatınızda görüştüğünüz, temas içinde olduğunuz insanlarla ilgili de etkileşimlerin kuvvetli olduğu, temaslarınızın kuvvetli olduğu, oralarla ilgili halletmeniz, görüşmeniz, anlamanız gereken noktaların önünüze fazlasıyla düştüğü bir Dolunay enerjisi var aynı zamanda idrakınız artacak, gücünüzün yükseldiğini, kararlarınızın ve cesaretinizin arttığını hissedeceksiniz. İş ve kariyer konularında e, güzel etkileşimler var ama aynı zamanda hızlı gelişmeler yaşanabilir. O yüzden haftanın etkilerinde tüm bu enerjileri de Merkür retrosunda da artık biraz bu hafta bitiyor ama Merkür retrosu önümüzdeki haftadan itibaren hızlanacağını da unutmadan etkilerin bu haftanın enerjilerini akılla, sağlıkla, güzellikle yönetmeye yönetmenizi canlı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın. Güzellikler sizinle olsun. Ne gelirse en yüksek aydınız olsun. Sağlıcakla, huzurla, dengeyle, aşkla tamamlayacağınız su gibi akacağı işlerinizin şahane bir hafta diliyorum. Güzellikler sizinle olsun. Sevgili Akrep Burcu, Yükselen burcu veya ay burcu akrep olanlar öncelikle e, pazartesi günü biraz daha kendi alanlarınızda olmanız, şöyle hani halletmeniz gereken işlere fazla kalabalıklara geçmeden çözmeye gayret etmeniz. Çünkü çok tahammülünüz olmaz. Size çok yorucu gelir. E, daha iletişimi biraz azaltıp daha kendi alanlarınızda özellikle pazartesi gününün enerjilerini geçirmenizi tavsiye ediyorum. Salıdan itibaren ay burcunuza geliyor, enerjiniz yükseliyor. Haftanın başı bu anlamda biraz iniş çıkışları hissedebilirsiniz. Ama salıdan itibaren enerjinizin, gücünüzün, etkileşimlerinizin sizin adınıza aktığı bir e, döngüye geçeceksiniz. Salı ve çarşamba yüksek volumda sizin adınıza seyredecek etkiler var. Ailevi konular, iç alanlarınız tüm bu noktalarda hızlı kararlar vermeyin. Beklemediğiniz, kontrol edemediğiniz gelişmeler olabilir. Sakin ve akıllıca yürütmeye çalışın. E, maddi konularda, finansal alanlarda, parasal noktalarda hızlı gelişmelerin olacağı bir donla yetkisi var. Bir süredir peşinde olduğunuz bir iş bir durum, maddi bir durum, bir alacak verecek durumu bunların çözümlenme noktasına doğru gidiyorsunuz. Ama öncesinde özellikle ailevi konular, aileyle ilgili halledilmesi gereken noktalar, belki ebeveynlerinizle ilgili bir takım noktalar gayet aktif olacak. Eski konuların öne çıktığı ve artık tamamlanma noktalarının e, öne çıktığı etkiler var. Aileden gelen bir miras, bir alacak, bir halledilmesi gereken, çözülmesi gereken benzer bir durum varsa bununla ilgili de çözümlerin artık sonuçların alındığı bir süreci deneyimlemeye doğru gidiyorsunuz. Bu haftanın dolunay enerjisi kapanmaların ama kapanmayla beraber gelecek yepyeni açılmaların, yeni farkındalıkların, yeni işlerin, yeni durumların sizin adına yüksek şekilde habercisi olma potansiyeli taşıyor. En yüksek halinize olsun. Güzellikle olsun, sevgiyle olsun. Ne gelirse sizin için dengede, huzurla ama kolaylıkla olsun inşallah. Sağlıcakla geçeceğiz. Güzel bir hafta diliyorum. Sevgili ay burçları, yükselen burçları veya ay burçları yay olanlar öncelikle bu haftaki dolunay Vedik astrolojisine göre yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, yay olanları doğal olarak daha fazla etkileyecek. Sizin burcunuza gerçekleşecek önemli bir dolunay enerjisi var. Oraya geçmeden önce haftanın başında biraz daha sosyal alanlar, pazartesi günü özellikle hedefleriniz şöyle koşturmalarınız açısından yoğun bir tempoya geçiyorsunuz. Bu hafta işlerinizi toparlamak, düzenlemek için özellikle Pazartesi ve Cuma'nın enerjileri sizin adınıza güzel etkiler barındırıyor. E, salı ve Çarşamba günü ay tam arka alanınızdan geçeceği için daha sakin, daha biraz e, kalabalıklardan uzaklaşarak işlerinizi yönlendirmeye gayret edin. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, şöyle kendi halinize kendi alanlarınızda çözmeniz gereken işleriniz varsa, tüm bunlar için Salı ve Çarşamba'nın etkileri aktif, ama ortada olma, görünme bir şeyi kendinizi göstererek yapma açısından Salı ve Çarşambayı kullanmamaya çalışın. Çarşamba günü zaten biraz enerjinin volümü yüksek. Eee çarşambadan itibaren eee etkisi de başlıyor. Perşembe günü ay burcunuza geçiyor ve dolunay akşam da perşembe akşamında dolunay tamamlanacak. Kendiniz, hedefleriniz, kişisel alanlarınızla ilgili tüm bunları yeniden gözden geçireceğiniz ve önemli fırsatların hayatınıza geleceği çok özel bir dolunay enerjisinden geçeceksiniz gerek ikili ilişkiler, gerek iş teklifleri, yeni başlangıçlar açısından önünüzdeki 10 günlük dönem, perşembeden itibaren başlayan 10 günlük dönem yepyeni bir sürece işaret ediyor. Bunu ilk adımlarını attırma potansiyeli var. Hem ikili ilişkiler hem iş, kariyer, tüm bu alanlarda yeni bir döngü sizin adınıza yeni deneyimlerle geliyor sevgili yaylar. enerjiniz yüksek olacak. Biraz dolunay etkileri hani fazla volümlü tuttuğu için o enerjinin doğru kullanılması, öfkeden uzak durmanız bu anlamda önemli. Yakın çevreniz, e, o alanlarla ilgili belki kardeşler, yakın çevreniz, bir takım e, odaklanmak durumunda olacağınız işler olabilir. E, biraz daha arkadaşlarla ilgili noktalarda iletişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Gitmesi gereken gider, kalması gereken kalır hayatınızda. Biraz daha e, ayrı kodlarından ayrıştığınız, kendinizin ke kendi cesaretinizi, kendi gücünüzü, kendi potansiyellerinizi daha net fark ettiğiniz çok da özel bir süreçten geçtiğinizi unutmayın. Her şeyden önce. Diğer taraftan e, parasal konular, maddi alanlar, tüm bu noktalarda şöyle halletmeniz gereken işler varsa, bir görüşmeniz varsa, bu haftanın özellikle Cuma günü etkileri sizin için çok güzel fırsatlar da getiriyor. Donunay akabinde hemen fırsatların, yeni başlangıçların hızlı şekilde hayatınıza girme potansiyeli yüksek olacak. Ne gelirse en yüksek karnınız olsun, güzellikle olsun, sevgiyle olsun. Ve tabii en önemlisi kolaylıkla olsun sevgili yaylar. Çok güzel bir haftayı su gibi geçecek enerjilerle şahane şekilde sağlıcakla geçirmenizi canlı gönülden temenni ederim. Ve sevgili oğlak burçları, yükselen burçları veya ay burçları oğlak olanlar tam arka alanınızda bir dolunay döngüsü var her şeyden önce. Gizlediğiniz, gizlemek istediğiniz noktalarda kendinizle ilgili birçok kendi iç farkındalıklarınız açısından bu farkındalıkların arttığı bir şey daha net fark etmek, anlamak ama hani daha önce hiç görmediğiniz bir şeyi çok net şekilde anlamak durumunda kalacağınız özel bir donlay enerjisinden geçeceksiniz. Haftanın başı Kariyer, iş, hedefleriniz, sosyal alanlarınız açısından çok hareketli geçecek. Salı ve çarşamba günü tamamlamanız, yapmak istediğiniz bir hedefiniz, uğraştığınız bir noktada başkalarından gelecek yardımlar, arkadaşlardan gelecek önemli bir yardım, onların bir yerden bir kontak bulması, sizin önünüzü bir şekilde sürpriz bir biçimde açmaları, belki bu kişi ya da kişilerin farkında bile olmadan hayatınızda önemli bir noktayı yeniden açıp, yeniden düzenlemeleri, bir şeye ulaşmanız adına önemli bir adıma size destek vermeleri açısından çok güzel etkiler var. Sosyal enerjilerinizde yüksek özellikle haftanın ilk yarısı salı ve çarşamba. Perşembeden itibaren daha sakin olmanız gerekiyor. Dolunay enerjinizi iç alanlarınızda geçirin. Arkanızdan dönen bir şeyin farkına varacaksınız. Bu işte de olabilir. Özel hayatınızda yakın çevrenizle de ilgili olabilir. Sakin olun. Daha sükunetle hareket etmeye çalışın. Sezgilerinizin, ee, belki işte haberci rüyalarınızın tüm bunların çok yükseldiği bir dönemi geçireceksiniz. Sizin de gizlediğiniz, kimsenin görmesini, bilmesini istemediğiniz belki belki bir ilişki, belki bir kontak, belki başka bir durumun kendinizde kalmasını istediğiniz bir durumun ortaya çıkma şöyle bir aydınlanma noktası var. Bir de bu hafta özellikle bu nedenle kime ne söylediğinize, kimle ne paylaştığınıza önem verin ve daha kendi alanlarınızda daha biraz kimle ne konuştuğunuza dikkat ederek bu süreci bu anlamda daha dikkatli yorumlamaya çalışın. Özellikle çarşamba gününün enerjilerinde depresyona, gereksiz hani bir iniş çıkışlı ruh hallerine karşı sakin olmaya gayret edin. Geçecektir. Perşembeden itibaren Dolunay enerjisiyle biraz daha rahatlayacaksınız ama sizin için Cuma ile birlikte başlayan döngü özellikle hafta sonu daha doğrusu ayın burcunuza geçmesiyle birlikte Cuma akşam saatleri ve hafta sonu ile birlikte başlayan döngü daha rahat bir sürece işaret ediyor. Kendi enerjinizi daha rahat dengeleyeceğiniz bir döngüye işaret ediyor. Bu hafta halletmeniz gereken işler açısından pazartesi ve salı ee, ve cumartesi gününün enerjilerini çok daha rahat kullanabileceğinizi söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, ne gelirse kolaylıkla olsun her şeyden önce. Sağlıkla, huzurla, sevgiyle geçireceğiniz, tüm işlerinizin su gibi akacağı şahane bir hafta ve dolunay enerjisi diliyorum. Sevgili kova burçları, yükselen burcu veya ay burcu kova olanlar, öncelikle çalışıyorsanız bu hafta iş, kariyer, öğrenciyseniz eğitim alanları, ee, akademik bir çalışmanız varsa yine bu akademik çalışmalar ve eğitim alanları, yayıncılıkla ilgili işleriniz varsa tüm bu alanlarda yurt dışı kontaklarında aktif ve enerjisi kuvvetli bir hafta geçireceksiniz her şeyden önce. Birçok işi bir şekilde dengine oturma, yarım kalan, ortada kalan, muallakta olan noktaları kafanızda netleştirmeniz, sonuç almanız, öyle ya da böyle hani bu artık bitiyor, bu tamam devam edecek diye kendinize daha net bakabileceğiniz bir etkileşimin her şeyden önce hayatınızda aktif olduğu enerjiler var. Salı ve çarşamba çalışanlar için özellikle iş, kariyer alanları son derece aktif olacak. Çalışmıyorsanız bile kendinizi gösterme, koşturma, sosyal alanlarınızın içerisinde olma, tüm bu noktaların önde olma, önde olma etkilerinizin yüksek olduğu enerjiler söz konusu. Ee, diğer taraftan özellikle e, dolunay enerjisi bir şeyi Perşembe günü gerçekleşecek dolunay bu haftanın önemli etkilerinden bir tanesi ki bir şeyleri toparlamanız, hedeflerinizi daha net bir biçimde kafanızda oturtmanız, yürümeyen işlerinizi dengeye koymanız ve yeni başlangıçlar yapmanız, bir şeyi tamamlanması gerekenleri de hayatınızdan çıkartarak yeni başlangıçlar yapmanız adına sizi son derece aktif kılan enerjiler içerisinde aile bir konular, ev alanları, tüm bu alanlarda özellikle yükselen burcu kova olanlarda Merkür retrosu bitiyor artık bu hafta. Tüm bu noktalarda da hızlanacaksınız. Belki emlakla ilgili bir işiniz varsa burada da bir hızlanma enerjisi var aşk ilişkilerde yeni döngüleri deneyimleyebilirsiniz. Enteresan gelişmeler olabilir. E, emin olduğunuz bir duygudan hani ya da bir kişiden bir şekilde tereddütlerinizin olması, artık burayı biraz daha mantıklı ve daha net bir biçimde, ob objektif bir biçimde görme fark etme etkilerinizin de yükseldiği enerjiler var. Sezgileriniz çok artıyor. Hissettiğiniz, sezdiğiniz ama kondurmadığınız bir takım durumların hem ailevi konularda hem de dışarıda dünya bir iş alanlarınızla ilgili noktalarda buralarla yüzleşeceğiniz, fark edeceğiniz ya ben bunu böyle düşünüyordum ama haklıymışım diyeceğiniz kendi haklılığınızı bir anlamda kendinize kanıtlayacağınız etkiler içinden de geçeceksiniz. Tüm bunları en doğru, en sakin şekilde idrak etmenizi, fark etmenizi ve hani burada evrenin size aslında neyi anlatmaya çalıştığını doğru bir şekilde anlamlandırmanızı bu anlamda canlı gönülden temenni ederim. Hafta sonu biraz daha kendi alanlarınıza geçin. Çünkü tam ay arka burcunuzda olacak. Kendi alanlarınızda, evinizde, yuva alanlarınızda çok kalabalıklara girmeden, sağlığınıza ve bağışıklık sisteminizde özellikle dikkat ederek önemseyerek buraya geçirmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonu çok kalabalıklar içinde olmayın. Biraz daha belki yalnızlaşmak, kendi içinizde olmak size son derece iyi gelecektir. Zaten sosyal etkileri yüksek, koşturmanın yüksek olacağı ve önemli kararlardan geçeceğiniz ve bu kararlar bir yana cesur adımlar atmak için kendinize o gücü ve cesareti bulacağınız etkilerden de geçiyorsunuz. O yüzden haftanın bitiminde, hafta sonu mutlaka kendinize zaman ayırarak ve sakin geçirmeye çalışın. Zaten ay arka burcunuzda olacağı için bu noktaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza, bağışıklık sisteminize önem verin. Ee, özellikle mide ve sindirim sisteminize önem verin. Bedeniniz fazla su toplama ve dolaşım sisteminizde biraz sıkıntı çıkartma eğilimi içerisinde. Bu nedenle bir hassas haftanın ikinci yarısından itibaren daha e, işte yediğinize, içtiğinize su toplayan gıdalardan uzak durmaya gayret ederek burayı da yönetmeye çalışın sevgili kovalar. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun sevgiyle olsun, sağlıkla, sıhhatle, huzurla, rahatlık ve gönül huzuruyla tamamlayacağınız şahane bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın inşallah. Sevgili balık burçları, yükselen burçları veya ay burçları balık olanlar, öncelikle yakın çevreniz, Girişimleriniz, bu alandaki belki mücadeleleriniz, tüm bu yapmak istediklerinizle ilgili orta vadeli planlarınız, bu alanları biraz gelgitlerle e, durduran, hani bir ileriyi ileriye gidiyormuş gibi yapıp sonra bir geride tutan merkür retrosu bu hafta bitiyor. Bu alanlardaki tüm bekleyen, duraklayan işleriniz, konularınız artık hız kazanacak. Sadece Merkür retrosu biterken hafta boyunca da biraz durağan etkisinde, bir süre daha durağan etkisinde kalacağı için bunu hemen hızlanacak gibi algılamayın ama bu haftanın bitimiyle birlikte artık Merkür hızlanıyor ve sizin girişimleriniz, yapmaya çalıştıklarınız, yakın çevrenizle beraber yürüttüğünüz her türlü kontak ve işinizde hızlanmanız var. Ticari noktalarda da bir süredir yapmaya çalıştıklarınız ya da atmaya çalıştığınız adımlarla yürümeyen noktalarda güzel etkileşimler içinden geçeceksiniz. Aşk ve ilişkilerde şanslı bir döneme geçtiniz. Çünkü tam aşk ve ilişkiler alanınıza artık tamamiyle yerleşip burada ilerleyen Venüs bu haftadan itibaren Venüs artık bu noktaya geçti. Sizi rahatlatacak, ilişkilerle ilgili, duygusal beklentilerinizle ilgili daha güzel bir enerji içinden geçeceksiniz. Her şeyden önce daha beslendiğiniz, belki karşılık gördüğünüz ve duygusal ihtiyaçlarınız adına da biraz daha önceliklerinizin buraya da geçtiği etkileşimler var. Diğer taraftan arkadaş çevreniz, sosyal alanlarınızla ilgili e, ilginç noktalar olabilir. Arkadaşlarınızla birlikte e, yürüttüğünüz sosyal alanlarınızla, e, aile büyükleriyle bir parasal konu varsa aranızda, maddi alanlarla ilgili bir alacak verecek noktası varsa burayla ilgili hızlı ve sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Yine aile büyükleri ve e, bilhassa yaşlılarla ilgili e, odaklanmanız gereken noktalarla e, yüz yüze gelebilirsiniz bu haftanın etkileri içinde benim sizin adınıza dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi bu. Diğer taraftan özellikle hafta sonu etkin olacak yüksek bir enerji sizi e, hem içsel alanda hem duygusal anlamda hem şans etkileri enerjisi açısından yeni bir sürece yeni farkındalıklara doğru çok rahatlıkla götürme potansiyeli taşıyor. Dolunay kariyer ve iş alanlarınızı aktif kılacak. Dolayısıyla kariyer, iş, tüm bu alanlarda yeni başlangıçlar yapma potansiyeliniz var. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta sevgili balıklar, yürümeyen bir takım işleriniz varsa, kariyer ve işinizde ya da özel hayatınızda eşinizle, partnerinizle olan e, ilişkinizde, iletişiminizde yürümeyen, sizi zorlayan, bir şekilde zorla götürdüğünüz, idare etmeye çalıştığınız alanlar varsa, burada ani Gelişmeler söz konusu olabilir. Sizin de restleşmeniz, artık bir şeyleri tamamlamanız söz konusu. Bu hafta sözlerinize dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara biraz açık olacaksınız. Ee, incitmek istemeden söylemeye çalıştığınız aslında hani hiç orayı kastetmediğiniz bir noktanın bambaşka bir şeye geçmesi veya sizin konuşurken birdenbire öfkelenmeniz, çok bam telinize bas basılması... Ee, yakın çevreniz, sosyal alanlarınızla ilgili noktalarda da buraya çok sık yaşayabilirsiniz. O yüzden daha sakin, iletişiminize daha akıllıca hareket etmeye gayret ederek çabuk gaza gelmeyin bu haftanın enerjilerinde. Size birilerinin çok bilmediğiniz, alt tarafını çok anlamadığınız noktalarda getirdiği dedikoduya, getirdiği herhangi bir habere, herhangi bir şeye çok prim vermemeye gayret edin akıllıca, sakince ilerlemeye gayret edin. Bu anlamda Dolunay, iş, kariyer ve tüm bu alanlarda yeni başlangıçları, yeni bir döngüyü hayatınızda yine aktif etme noktasını hayli etkin kılacak. Yakın çevreniz, yakın alanlarınız, odaklanacağınız noktalar olacak ama çözümsel etkiler içinden geçeceksiniz. Hayatınızda düğüm olan, çözülmeyen, sizin için sisli, puslu giden ne varsa daha net göreceğiniz, daha net fark edeceğiniz özel etkilerden geçiyorsunuz. Gerek aşkta, gerek ilişkilerde, gerek bereket ve bollukta, maddi beklentilerinizde dilerim ki haftanın tüm enerjileri Dolunay size yepyeni güzel açılımlar getirsin. Biten, bitmesi gereken ne varsa en yüksek ayrınıza ve hızlı bir biçimde yeni bir başlangıca dönüşecek şekilde hayatınızda da evrilsin. Sevgiyle kalın, güzellikler sizinle olsun.